Saha, savunmacılık, savunma ve havacılık sanayinin Türkiye'deki önemine istinaden oluşturulmuş bir kümelenme, bir grup, şirketler grubu, bir ekosistem. Biz de CDT olarak Saha'nın bir üyesiyiz. Saha Expo düzenli olarak bu ekosistemin, bu ailenin parçası olan bütün şirketlerin bir araya gelerek hem birbirleriyle olan işbirliklerini gözden geçirdikleri, hem yeni ürün ve hizmetlerini tanıttıkları bir ortam. Geçen yıl sanal ortamda yapıldı bu, tahmin edebileceğiniz gibi. Bu yıl tekrar fiziksel düzene dönüldü. Biz de CDT olarak müşterilerimizin büyük bir kısmını oluşturan savunma ve havacılık sanayindeki müşterilerimizle burada bir araya gelmeyi, yeni bazı ürünlerimizi, yeni bazı hizmetlerimizi tanıtmayı, mevcut müşterilerimizle de kendi projeleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı hedefledik. Dolayısıyla o nedenle buradayız. Nano Dimension firması bizim birlikte çalıştığımız uluslararası teknoloji şirketlerinin en önemlilerinden bir tanesi. Bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce biz Nano Dimension'la çalışmaya başlamıştık. Hem şirket büyüklüğü olarak hem de ürün olgunluğu olarak daha emekleme döneminde biz birlikte çalışmaya başladık. Ama o günden bugüne Nano Dimension çok gelişti. Şu anda yaklaşık 1,5 milyar dolar piyasa değeri olan bir şirket haline geldi. Savunma ve havacılık sektörleri de Nano Dimension'ın ağırlıklı olarak müşterilerinin bulunduğu, Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir alan. Amerikan ordusu, Amerikan ordusuna mal sağlayan pek çok özel, bizim buradan adını bile kolaylıkla telaffuz edebileceğimiz şirket. Aynı şekilde Avrupa'da Airbus ve Airbus'un benzeri, bu alanda Ar-Ge'ye büyük önem veren firmalar hep Nano Dimension'ın müşterileri arasında katıldı bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Biz Nano Dimension'ın savunma sanayindeki bugüne kadar yaptıklarını hem de bu alanda yapmayı planladıklarını, yapmakta olduğu araştırma geliştirme çalışmalarını müşterilerimize ilk elden anlatalım istedik. Nano Dimension'ın Avrupa yönetiminden arkadaşlar da bize katıldılar fuarda. Dolayısıyla Nano Dimension tabiri caizse bizim yıldızımız olacak bu fuarda. Açık konuşmak gerekirse Nano Dimension artı katmanlı üretim teknolojisinin elektronik uygulamaları henüz çok erken aşamalarda. Bu zaman içerisinde her alanda değil ama bugüne kadar teknik kısıtlarla yapılamayan bazı alanlarda, gelişme kaydedilemeyen bazı alanlarda Nano Dimension'ın ve Dragonfly cihazının çok önemli ufuk açtığını, bu alanda yeni bir takım ürünlerin geliştirilmesine, prototiplemesine özellikle destek verebildiğini gördük. Neler bunlar diyecek olursak, özellikle anten ve RF devreler, sensörler, fiziksel kısıtlarla gerçekleştirilemeyen biyomedikal uygulamalar hep Nano Dimension'ın Ar-Ge çalışmalarına en iyi katkı verebildiği alanlar olarak ortaya çıktı. Gelecekte de yapılan yatırımlar bu resmin giderek büyütülmesi yönünde. Sadece PCB'nin üretilmesi değil, dizilmesi, test edilmesi, çevre şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi de Nano Dimension'ın ürün portföyünde yer alan yeni cihazlarla gelişecek ve zenginleşecek. Bu alanda ciddi bazı şirket alımları da oldu Nano Dimension, özellikle geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Dolayısıyla Nano Dimension hem ürün portföyünü genişletiyor hem de odaklanmasını belli alanlara, uzay, savunma, uçak sanayine yönlendiriyor. Hello, I'm Stefan Krause from Nano Dimension. I'm the VP Sales for EMEA. I'm very happy to be here at the Saha exhibition. So we developed a process. We are a technology company. We developed a process with the machine to make three-dimensional electronics. So that's an example out of that, what our machine can do. Three-dimensional electronics, it's not only multi-layer PCBs, it can be any shape. So very good for a high-frequency application like this one, because you can make any shape of antennas, for sensor application. That's where our customers use our technology for.
Mainly we are in the research, university, research institutes and companies who are doing proof of concept of their new ideas for innovative electronics, not standard PCB. We're very happy to have CDT here as partner in Turkey. We worked since several years together. It fits very well because they know the market, the electronic markets have good connections, for example, to the defense organization where a lot of research is done. That's as well where our goal is in Turkey, to conquer the electronic markets first in research purposes, to make innovative something like this, where you need three-dimensional shapes, and then in a couple of years going into the market of small production, small volume, high mix production. That's our goal.